acaba nerelere gidiyorum? O zaman gelin birlikte görelim. Ve bugün de Bodrum'a geldim. Evet, Bodrum'da nerede kalınır, nereye gidilir? 2 günümüz var. O yüzden de böyle biraz kısa zamanda çok aktivite gibi düşünebiliriz. Kalma yeri konusunda birazcık kararsız kalmıştık. Çünkü işte büyük otelde mi kalalım, küçük otelde mi kalalım derken, bu arada kararsızlık derken bir 4 saatimi falan aldı. Sonra karar verdik ki bir gün büyük, bir gün küçük otelde kalalım. O yüzden şimdi hadi otel turuyla başlayalım. Yalıkavak'a geldim. Şöyle akşamdan önce bir burayı gezelim birlikte. Sonra gecelere devam ederiz. Şey yazıyordu, çok güzel bir gün batımı vardı ama şu an size gösteremiyorum çünkü güneş çok terste. Ama çoğu kişi infinite böyle havuzlara bayılıyor. Benlik değil ama sizin için yine çekiyorum. Gitgide manzaralar güzelleşiyordu. Müthiş. Şurada durup orada yaptırmak istiyorum bir şeyler. Kuaför kısmına bayıldım. Her adım attığımda ortam güzelleşiyordu. Şöyle arkamdan görebilirsiniz. İlk bir büyük otele ön yargıyla geldim ama böyle yürüdükçe güzelleşiyor. Şuradan. Bu arada ben biraz daha sanırım iskeleciyim. Hani böyle kum orama burama gelmesin diyenlerdenim. O yüzden de şimdi iskele tarafına bakıyorum. Daha doğrusu bakıyoruz. Arka tarafta geceye böyle başlamak güzel olacak. Şimdi hazırlanmaya gidiyoruz ve tabii ki bir Bodrum klasiğiyle başlayacağım. Bu arada Bodrum'a geliyorsanız bazı şeyleri birazcık erken ayarlamak gerekiyor. Bugün hafta içi diye çok zorlanmadık ama atıyorum işte Yalıkavak'tan merkeze, Yalıkavak'tan Türkbükü'ne nereye gidecekseniz taksiyi önceden ayarlıyorsun, işte yeri önceden ayarlıyorsun, rezervasyonu yaptırıyorsun. Zaten hepimiz biliyoruz ama yaptırmazsan biraz açıkta kalabilirsin. Biz de yaptırdık. 2-1 Bodrum Klasiği. Nereye geldim arkadaşlar? Şu arkamdan gözükmekte Marina Yat Kulübü'ne geldim. Kesinlikle hani hem Bodrum'a gelmeden hem de Marina... Aa çok kötü ışık. Hem de Marina Yat Kulübü'ne gelmeden benim için sezon herhalde açılmıyor. Ve geldim, açtık. Üst kısmında hani yemek yiyip aşağıya geçebiliriz ama şu çok kısıtladı bence hepimizi. Saat 12'de bitme olayı. Denize mi gireyim yoksa yemek mi yiyeyim? Yolda zaman mı geçsin falan, biz çok geç gelebildik. Yukarıya rezervasyon aslında yaptırmıştık ama yetişemedik. Direkt müzik kısmına bağlanmak istedik. Bu arada rezervasyonsuz yine de gelmeyin. Artık her yer böyle çok dolu olduğu için yaptırın. Fiyatlar konusunda da bu arada bilgi vermek istiyorum. Marina Yat Kulübü'nün alkol, aslında kokteyller işte, kokteyller uygun. Yani diğer mekanlara göre daha uygun. Restoran kısmı ise her yer gibi. O yüzden hadi girelim içeri. Bugün de yol project var. Yani haftanın 3 günü yol project var. Bu yol project birkaç gün önceden doluyor. Hatta haftanın başından doluyor sanırım. Ama bence diğer gruplar da güzel. Yani her gün eğlenebileceğiniz bir grup olursa, hatta bu sene pazar günleri yine Fatih Erkoç başlamış. Benim favorim mesela Fatih Erkoç. Pazar günü burada olmadığım için maalesef gelemiyorum ama belki bu yıl bitmeden bir kere daha denk getiririm. Hadi gelin şimdi size içeriği göstereyim. Yüreğime taş basma, yanılıyım anına, bir sorma,
ikinci günümüzden merhaba. Bugün diğer otele geçeceğiz. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Buranın gündüzü bir başkaymış gerçekten, bakın. Biraz çok parlıyor ama hani şöyle bir manzara uyanmak güzel oluyor. Şimdi Türkbük'ünde başka bir otele geçiyoruz. Dün ben size fiyatlardan bahsetmedim. Onlardan da birazcık bilgi vereyim. Halil'e demiştim ya, önceden rezervasyon yapıyorsunuz diye. Böyle biraz popüler olanlara baktık. Mandarin dedim, acaba nasıl olur? Geceliği 9.000. Hani böyle ortalama demeye başlıyorsan 2.000'ler başlıyor ki burası da öyle. Şimdi 0.81'e gideceğiz. Orası da öyle ama hani artık böyle 1.000'ler falan pansiyonun bir tık üstü olmaya başladı. Hani Bodrum düşünüyorsanız aralığında göz önünde bulundurun derim. Konuşmasını burada kapatmıştım ama kahvaltı hakkını verdi gerçekten. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Önce bir gözüm doydu. O kadar çok çeşit var ki. Ben hatta böyle açık büfede ben birazcık karşı bir insanken aldığım tabağı göstermek istiyorum gerçekten. Böyle bir şey yok. Öyle yani, yine mutlu ayırdılar beni buradan. Arka manzaramızda. Belli olduğu üzere mekan değişikliği yapıyorum. Şu an Yalıkavak'tan Türkbük'üne doğru gidiyorum. Buradan da göstermiş olayım. Hem aslında bahçe hem de bence deniz diyebiliriz. Artık biraz denizin keyfini çıkartalım. Şimdi deniz kenarına doğru hazırlanmayacağım. Sonra yine beraberiz. Denizcilik kazanacak. Bugün Perşembe diye mi bilmiyorum. Çok sakin. Şöyle arkamı da göstereyim. Restoranda güzel. Denize yakın da bir yerdeyim. Zaten burayı çok seviyorum bu arada. Her sene geliyordum. Ama ilk defa kalıyorum arkadaşlar. Aslında çok fazla böyle deniz manzaralı oluyor. Yok. Biz hani ona bakarken çok seçenek olmadığını fark ettik. Ben de bir yerde kalıyorsam illa deniz manzaralı odada kalmayı seviyorum. Hani tatili öyle anlaşılıyor. Bir de benim Bodrum'um hani bir Türkbük'üne gelmek. Bir de böyle Marina Yacht Kulübü'ne gitmek. Dün zaten Marina Yacht Kulübü'yü sizle paylaştım. Bugün şimdi biraz buradan akşam üstüne kadar vakit geçirdikten sonra bu sefer Yalıkavak Marina'ya gideceğiz. Orada ben bugün sushi günüm geldi yani, gidelim ve sushi yiyelim istedim. Tabii biraz söyleyeyim, fiyatlar hakkında da bilginiz olsun. Bu arada burada plajların hepsinin girişi ücretli. Geçen sene burası 300'dü. Bu sene kaç bilmiyorum çünkü otelden girdiğimiz için. Diğer taraflar böyle gitgide halk plajına doğru olanlar 200'ler vardı, 150'ler vardı ama bu ödediğini harcayabiliyordun içeride. Çeşmeden farkı bu aslında. Çeşmeye gittiğinde de 150 ödüyorsun ama hiçbir şey içip yiyemiyorsun. Burada ödediğini yiyebiliyorsun da en azından bu güzel bir şey. Size şöyle etrafı göstereyim ve ben birazcık kitap okumaya geçiyorum. Şeyler yemek isterseniz sanırım 80 ile 150 arası ama şimdi menüden de koyacağım. Otelin şöyle güzel avantajları değil, sadece kahvaltısı dahil. Ama mesela 6 ile sanırım 10 arası işte sushi yapan bir taraf var. Bir konsept aslında. Neyse, otelde kalsanız da kalmasanız da gerçekten şu Daisy'in hem kokteylleri hem son zamanlarda içtiğim en iyi frozen falan da bu tarz şeyleri çok güzel. Bu arada hep şey diyorlar, akşam yemekleri çok güzel oluyor diye. Ben arkasında değilim arkadaşlar. O kadar değil. Kokteyllerini çok övmüştüm size. Şimdi bir tane farklı bir şey deneyeyim dedim. Sessiz olun. Bilmediğiniz şeyi
şu anlamda bilmediğiniz bir şey. Müzikopazlı bir şey aldım. Siz siz olun, bilmediğiniz bir şeyi söylemeyin. Rakı çıktı arkadaşlar, ben bilmiyordum. Tadını da sevmedim, çok mayhoş. Hatta çocuk şey dedi, güzel dedim, mayhoş dedi. Ben biraz tatlımsı severim. Tamam dedim ilk. Sonra arkadaşım dedim, mayhoş mu dedi, dedim, yok hoş dedi dedi. Geldi ekşi. Geceler için hazırım gençler. Bu arada burada genellikle korsan taksi kullanıyoruz. Çünkü mesafeler çok uzun. Ama şimdi normalde 6.30'da gelecekti. Adam 7.30 yazmış. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Gelen giden yok. Yine saati 7.30 oldu. Böyle biraz planlar sarktı. Şimdi önce Zuma'ya, oradan da Angie'ye devam edeceğiz. Otellerin şöyle bahçesinde çekeyim. Odadan da çekmiştim burası, o görünen kısım. Buradan da direkt plaja doğru iniyorsun. Hatta arkamdan göstereyim. Burada da oturanlar vardı. Ben buna hiç dikkat etmemişim. Şu da, şu sarı olan benim kaldığım yer. Bu arada şu arkada gördüğünüz yerde yani base oranladı. Arada böyle haftada bir falan partiler oluyor. Genelde elektronik müzik çalıyor. Ben pek tercih etmiyorum ama güzel, kaliteli. Onun yanı ses. Hani bu taraflara gelirseniz 90'lar çalıyor orası da. Bu şekilde. Bir de buranın içinde şöyle tatlış bir butik var. Zuma'da çıkıştan çekebildim arkadaşlar. Çünkü orada çok müzik vardı konuşamayacağım için. Ama yediklerimi size gösterdim. Bu arada hani gerçekten suşiyi çok seven bir insanım. Hani mükemmel mi suşileri? En iyisi değil. Ama güzel, lezzetliydi. Servis çok ilgiliydi. Bence servis gerçekten muhteşem. Hem de çok hızlılardı. Bunlar artı puan. Ama onlar da bize artı olarak ekstra yansıtmışlar. Servis ücreti 117 TL. Ben böyle bir şey, görmedim derken, ne bileyim ben, hani bahşiş mi? Tamam, bir şişe şarap. 3 çeşit altılı sushi, ikili nigirilerden bir tane de ana yemek söyledik. Böyle 1200 falan tuttu. Ona göre arkadaşlar. Şimdi Angie'ye geçeceğiz. Hatta bize böyle erken gelin, erken gelin dediler. Hemen Zuma'nın yanı Angie, oraya geçtik. 10.30'da başlıyor dedikleri için, aa tamam o zaman biz hemen girmeyelim deyip ben de size hemen gidecektim. Angie de şöyle göstereyim. Bakın şu. Oraya gideceğiz. Bugün Bengü Beker var. Ben Bengü Beker'e herhalde Çeşme'de gittim, İstanbul'da gittim, Bodrum'da ilk defa geleceğim ama hani o kadar sık rastlaşıyorum ki bugün de güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Hadi ne anlatayım istiyorum çünkü bence burası bir Arap diyarı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Phoenix gerçekten etlerdeki çok güzel. Ama buraya girerseniz hani içeride Türk yok. O yüzden hani bunu bilerek gidin. Bilmiyorum. Mesela ben artık biliyorum, gitmiyorum. Hani senin tercihinse git. Böyle yarım saat, bir saatimiz daha var dediğim için ben birazcık buraları gezeyim. Hem de size göstereyim istedim. Oo, çok alevli bir mekan yapmışlar buraya. Birds diye. Başka bir ülkede gibi hissediyorum. Bence çok çirkin. İlk defa gördüm ama size de hemen göstereyim dedim. Şeftafatlı, saçma sapan yerler gibi. Biraz erken gelmişsiniz de bayağı mekanı biz açtık yani. Ama böyle bir size mekanı şöyle gündüz gözüyle gösterebilirim. Angie yıllık havak burası, biliyorsunuz Bebek'te de var. Fiyatları söylememe bence gerek yok. Şöyle kokteyller muhtemelen 100 ile 150 arası. Ama birazcık
gizli kalsın hatırlattı. Çünkü orası küçücük ama güzel bir mekandı ya. Bence öyle bir yer gibi. Değil mi? Öyleymiş. Ermene güvenlik. Bakalım ne gelecek dedim. Üçüsü baskın olmasın, tatlı olsun. Yani barmenler genelde biliyor ya onda. Bakalım gerçekten güzel mi? O kadar laf attım. Ay ne yalan söyleyeyim. Çok güzel olmuş. Sizin için de içiyorum. Olan kuyruk, taksi kuyruğu. Günaydın millet. Artık dönüş günü. Bakalım bugünün kahvaltısı bizi mutlu ediyor mu? Dediğim gibi ben açık büfelere biraz karşıyım. Burası açık büfe değil. Kendileri getiriyorlar ama zaten ben de alsam bunları alırım. Diğer tarafta gözüm doymuştu başlarını. Çok iyiydi demiştim ama bir gün sonunda yine bunları alıyorsun. O yüzden şimdi size kahvaltıyı göstereyim. Kuşlar çok komik değil mi? Yarınlar yokmuşçasına kek yiyorlar. Ekmektense kek seviyorlarmış. Bunu görmüş oldum. Böyle son bir deniz keyfi. Bu arada buranın denizi de ben sevdiğim deniz. Bakın şu kısmı da tercih edenler var. Size orayı göstermedim. Bu benim kaldığım odadan görünen kısım ama hani güneşlenmek için burası da aslında güzel. Gösteriyorum. Şöyle bir barı var. Ve tekrar buradan plaja inebilirsiniz. Tatilimizin daha sonuna geldik. Bugün bu sefer kısa oldu böyle. 2 günlük bir tatildi. Nerelere gidilir, ne yapılır, ne kadar harcanır? Sizinle paylaşmayı, katılmayı, beni desteklemeyi unutmayın.